Canlarım merhabalar. Ben Emre Uydanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün AYT Matematik Kampı'nın 7. günündeyiz. Evet, bizi polinomlar kavramı bekliyor. Peki bu polinom kavramında artık bitmedi mi? Bugün son video. Evet, söylüyorum. Bugün son. Ama bugünkü var ya, resmen bir baklava tarif ettin, pişirdin, onun üstüne dökeceğin şerbetin işte. Bugün o şerbet olmazsa o baklavanın tadı olmaz. Bugünkü video o. Onu söyleyeyim. Benzetmemiz resmen tıpatıp aynısı. Hiç kaçarı yok. 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. Son 5 yılda sorulan sorular bu tarzdaydı. Bugün ne yaptık? O sorulara vurgu yapacağız. Toplam 8 tane sorumuz var. Birbirinden harika bu sorular. Hemen gelin bakalım arkadaşlar. Birinci sorumuz bu soru. Birbirinden harika sorular dedim. Evet, 8 tane böyle sorumuz var. Baş katsayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinomu için p1, p2, p3 0'dır. Yani bu polinomun aslında sıfırları 1, 2, 3'müş. Buna göre p4 kaçtır? Yeni başlayanlar şunu yapar. Bu polinom ax küp bx kare cx artı d olsun. Hayır. Benim px polinomum şu olacak. Bu polinomun sıfırları 1, 2, 3 ise x-1 çarpı x-2 çarpı x-3 olacak. Peki baş katsayı soruda kaç vermiş? 1. Ben burayı hep böyle boş bırakırım. Bunun sebebi baş katsayıyı bilmediğimiz için. Ama bu soruda biliyoruz. Evet, 1'miş. Geldim buraya, baş katsayısını yazdım. Şimdi 1 yazdın 0 oldu. 2 yazdın 0 oldu. 3 yazdın 0 oldu. Ne yazarsan yaz 0 oldu. O zaman P4'ü sormuş sana. P4 dediğin şey 4-1, 3, 2 ve 1 çarptın, cevap 6 geldi. İşaretledin, başkent. Geçtin bir sonraki soruya. Evet, şimdi bu soru ona benziyor. Fakat soruda baş katsayı belli değil. İkincisi P1, P2, P3 0 değil. Sabit bir sayı, ona eşit. Sıfıra değil, yani ona eşit. Burada bir kalanla ilgili bir bilgi vermiş. Sonra tekrardan bir kalanı sormuş. Bak, bu soru daha zor. Bir, önce şurayı bir kullanalım sizde. Burada px'in x artı 1 ile bölümünden kalan 58. Ben dün size anlattım. Bunu sıfıra eşitliyordunuz. X buradan eksi 1 geliyor. Yazdığın yerine p eksi 1 eşittir 58. Tamam mıyız? Tamamız. Peki p1, p2, p3 ona eşitse hepsi ona eşitmiş. Bak, her değer için. O zaman ben yine sanki sıfırmış gibi düşünüyorum. x-1, x-2, x-3. Fakat ben 1 yazdım, bu gidecek. Kim gelecek? 10 gelecek. 2 yazacağım, 0, 10. 3 yazacağım, 0, 10. Ama soruda bak, yine burayı boş bıraktım. Siz de buna alışın. Çünkü soruda baş katsayı bu sefer bilinmiyor. Peki onu nereden bulacaksın Emre Hocam? Tabii ki şuradan. Eksi 1 yazınca 58 oluyormuş. O zaman eksi 1 yazalım. A çarpı eksi 1 yazarsam bura eksi 2. Eksi 1 yazarsam bura eksi 3. Eksi 1 yazarsam bura eksi 4. Artı 10 eşittir 58. Artı 10 karşıya eksi olarak geçti. 4 kere 3 12. 12 çarpı eksi 2 de eksi 24. O zaman eksi 24 tane A eşittir 48 ise A buradan kaç gelir? Eksi 2. A'yı da bulduktan sonra gerisi çocuk oyuncağı. Sebep, Px'in x artı 2 ile bölümünden kalan. Bunu sıfıra eşitle. Eşitledin. X buradan ne geldi? Eksi 2. Yaz yerine P eksi 2'yi soruyor. O zaman sen gel önce burayı bir düzenle. Px polinomu şu. Baş katsayısı eksi 2. Ondan sonra şu x-1, x-2, x-3 ve artı 10'u tekrar yaz. Sonra bul. Eksi 2 yazarsam eksi 2 çarpı. Bura eksi 3 olur. Bura eksi 4 olur. Burası ise tabii ki ne olur? Eksi 5 olur. Artı 10. Burası 4 tane eksi olduğu için pozitif olacak. 5 kere 4 20. 3 ile çarp 60. 2 ile çarp 120. 120 ile de 10'u toplarsan 130. E şıkkı. Çok güzel bir soru. Bak, gerçekten çok güzel bir soru. Mevzuyu tam anlamıyla öğretici bir soru.
Burada ne yaptık? Bak ilk sorudan farklı olarak öbüründe böyle 0 yazmıştı. Burada ise P1, P2, P3'e 10 demişti. Peki baş katsayı vermişti. Burada baş katsayı vermedi. Ne yaptık? Bunların hepsini biz kendimiz bulduk. İşaretledik, geçtik 3. soruya. Evet, bugünkü soruların hepsi dozajı ağır. Hepsinin dozajı ağır. Şimdi bir gelin arkadaşlar, önce bir nefeslenelim. 3. soru, o soruların ikisinin hani ilk iki soruya benziyor ama bir tık daha zor. Bir bakalım bizi ne bekliyor? Bizi bu soruda baktığımız zaman ne bekliyor? P1, P2, P3 sabit bir sayı değil. O ilk soruda sıfırdı. Ondan sonraki soruda 10'du ama burada hep değişmiş. Şimdi ne yapacağız? Bak şimdi PX'i yazdım. Ben burayı hep boş bırakıyorum. Siz de boş bırakacaksınız. Hocam soruda vermiş. Ya sen ilk başta boş bırakmaya bir kendini alıştır. P1 sanki kök. P2 sanki kök. P3 sanki kök. Ama kök değil işte. Niye? 1 yazınca 10 olmuş. Allah Allah. 2 yazınca 20 olmuş. 3 yazınca da 30 olmuş. Ne olmuş peki? 10 katı. 10 katı. 10 katı. O zaman sen buraya ne yazacaksın? 10x yazacaksın. Niye? 1 yazdın mı bura nötrler 10 gelir. 2 yazdın bura sıfırlanır nötrler 20 gelir. 3 yazdın sen söyledin 30 oldu. Ama baş kat sayısı kaçtı? 1'di. Şimdi onu da yazacağım. Gerisi P4'ü bul Emre. P4 eşittir. 4 eksi 1 3. 2 1 artı 4 yazdım. 40 6 artı 40 46. Selam olsun Maraş'a. İşaretledik ve bir sonraki soruya geçtik. Şimdi geldik bu soruya. Dediğim gibi ÖSYM son yıllarda 3. dereceyi, 4. dereceyi çok fazla soruyor. İnanılmaz derecede çok soruyor. Yani çok seviyor artık. Bakalım bu sene 2023 sayfaya gelir mi gelmez mi bilmiyoruz ama biz her soru çeşidine hazır olacağız. Geldik. 4. dereceden bir PX polinomunun çarpanı buymuş. Bak bir çarpan bu. Peki güzel. P1, P2 de sıfırmış. O zaman geri kalan 2 tane çarpan da bu. Peki hocam niye 2 tanesi bu geri kalan dediniz? Çünkü canlarım bu 2. derecedense, senin aradığın şey 4. derecedense mecburen sen bunu 2. dereceden bir şeyle çarpacaksın. 2 tane kök verdiği zaman da otomatikman hop 4. derece geldi. O zaman senin PX polinomun şu oldu. Bak yine boş bırakıyorum. Bak yine boş bırakıyorum orayı. 1 x kare artı 1 zaten çarpan. Diğer çarpan ise x eksi 1. Diğer çarpan ise x eksi 2. Hocam buraya ne yazacağız? Buraya Adana'nın A'sı. Adana'ya selam. A'yı yazdık. Hocam A'yı bu sefer bulmayacağız mı? Hayır. Çünkü bir oran istemiş. Oran istemişse büyük bir ihtimal o A ne olacak? Ruhuna El Fatiha olacak. P3 bul. A çarpı 3 yazarsan 3'ün karesi 9. 1 ile topladın 10. 3 yazdın 2. 3 yazdın 1. Geldim aşağıya. 4 yazacağım şimdi. 4'ün karesi 16. 1 ekledim 17. 4 yazdım 3. 4 yazdım 2. Kimler sadeleşti? İkiler sadeleşti. A'lar sadeleşti. 10 bölü 51 de cevap oldu. İşaretledik. Bir tık daha mevzuyu kavradık. Evet, bunlara benzer sorular hiç videolarda çözmedim. Biliyorsunuz söylemiştim, söz verdiğim gibi böyle çok tatlı sorular sizin için seçeceğim. Evet seçtim. Şimdi gelin 5. sorumuz. Yarıladık. Evet yeni soru ama mükemmel ötesi bir soru. Bak direkt 5 yıldızı hemen koydum buraya. Bu soru için zorluk düzeyi 5 bence az kalır. Şuraya da bir tane yıldız koyalım. 5 yıldızlı. 3. dereceden bir PX polinomunu P1, 2P2, 3P3, 4P4 eşittir 1 sağlanıyormuş. Buna göre P4 artı 2x polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi ben bunu
şurasını var ya, şu kısmını böyle yazmak istemiyorum. Sizin için şöyle yazmak istiyorum. Bak, 1 P1 eşittir 1. P2 eşittir 1 bölü 2. P3 eşittir 1 bölü 3. Ve en son P4 eşittir 1 bölü 4. Şimdi ne oldu? Sanki bu polinomun sıfırları 1, 2, 3, 4'müş gibi düşünüp bir önceki sorulardaki gibi yazalım. O zaman benim Px polinomum ne olacak? Bak şimdi. X eksi 1, x eksi 2, x eksi 3 ve x eksi 4. Buraya kadar her şey normal. İyi de ben şu an 1 yazdığım zaman 1 gelmiyor ki. Ya da 2 yazdığım zaman 1 bölü 2 gelmiyor. Önce 1 yazdığım zaman 1 olsun. O yüzden şuraya bir artı 1'i koydum. Fakat yine sıkıntı var. Sıkıntı şu. Bunun 2 yazdığın zaman burası gider, 1 gelir. O zaman ben buraya ne koyacağım? X koyacağım. X koyduğum zaman ne oldu arkadaşım? Sen buraya 1 yazdın, 1 gelir. 2 yazdın, bura gider, 1 bölü 2 gelir. 3 yazdın, şu gider, 1 bölü 3 gelir. Ama hocam hep bir yeri boş bırakıyorsunuz. Evet, şuradaki başka sayıyı unutmayacaksın canım benim. Peki hocam, benim kafama bazı şeyler takılıyor. Şu an bu ifade 4. dereceden değil mi? Öyle görünüyor. X eksi 1, x eksi 2, x eksi 3, x eksi 4. Sen bunları çarp, 1 ile topla, gerekli düzenlemeyi yap, x'e tam bölünüyor. Adımın emri olduğu kadar eminim. İstersen deneyebilirsin. Şimdi ben ne yapacağım? Önce başka sayıyı bulacağım. Nasıl bulacağım? X'e tabii ki 0 vererek. X eşittir 0 için sol taraf gitti. A çarpı eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Artı 1 karşıya eksi 1 olarak geçti. A buradan ne geldi? Eksi 1 bölü 4 kere 3 12, 24 geldi. A'yı eksi 1 bölü 24 bulduk. O zaman benden ne istiyor? Bunu istiyor. Eşitledim 0'a. X buradan kaç geldi? 1. Yapıştırdım yerine. P6'yı soruyor. Gelin P6'yı da hemen sizin için bulalım. P6 eşittir eksi 1 bölü 24 çarpı 6 yazdın 5, 4, 3, 2 artı 1. Canlarım, şurası şurayı götürecek. Cevap buradan ne gelecek? Tabi kusura bakmayın, şuradaki 6'yı yazmayı unutmuşum. Pardon. 6 tane P6. Buradan ne gelecek? Eksi 5 artı 1'den eksi 4. P6 eşittir eksi 2 bölü 3. Mükemmel ötesi bir soru. Evet, gerçekten beni de böyle biraz, nasıl diyeyim, heyecanlandırdı. O yüzden böyle hızlı hızlı sonuca gitmek istedim. Kısaca bir özetleyeyim. 1. P1, P2, P3, P4'ün eşitliğini kullandım. Nasıl kullandım? Şurada 1, 2, 3, 4 yazdım. Yanına artı 1 yazdım ama. Fakat 2 yazınca 1 bölü 2, 3 yazınca 1 bölü 3, 4 yazınca 1 bölü 4 dediği için, bak sizin için boyuyorum, şurayı mecburen x katsayısını koydum. Ya çıksa var ya, çok kişinin canını yakar. Sonra ne yaptık? Mecburen baş katsayıyı bilmiyorduk, onu bulduk. X'e 0 yazarak tabii ki yazdıktan sonra da soruyu bitirdik. Yani bundan önceki 4 soruya bedeldi. Onu söyleyelim. Geçtik. Bomba bir soruya daha. Evet, efsane bir soru. Arkadaşlar, ÖSYM böyle soru sorar mı? Sordu zaten. Sordu. Şimdi gelin arkadaşlar, katsayıları 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarından ve 1 kökü eksi 1 bölü 2 olan ikinci dereceden polinomların sayısı kaçtır? Evet, polinom sayısı kaçtır? Şimdi canlarım, 1, 1 kökü eksi 1 bölü 2 ise ben bunu, eksi ise buraya zıt işaretlisini yazıyordum. Bunu hatırladınız. 2 ile çarptığım 2x artı 1 bölü 2. Bölü 2 ile işin yok. Senin px polinomun aslında şu 2x artı 1. Sonuçta bunu 0 yapan değer eksi 1 bölü 2. Peki bunun yanına ne yazacağım? Tabii ki ax artı b yazdım. Hocam ben burayı anlamadım. Bak canım benim,
Şu an burası birinci dereceden. Bunun ikinci dereceden olması için mecburen AX artı B ile çarpmak zorundasın. Çarptın. Peki burayı düzenle Emre. PX ne gelecek? PX 2 tane AX kare gelecek. Çarparsam 2 tane BX gelecek. Çarparsam AX, çarparsam B geldi. Peki buranın düzenlenmiş hali ne olacak? 2 tane AX kare artı x parantezinde a artı 2b x artı b geldi. Şimdi canlarım dikkat. Benim kat sayılarım kimler? 2a, a artı 2b ve b. Bu kat sayıları ben 1, 2, 3, 4, 5'ten alıyorum. Peki 1, 2, 3, 4, 5'ten alıyorsam o zaman şurayı bir siyaha çevireyim. A 1 olur, 2 olur. Ama 3 olamaz. Çünkü 3 olursa 6 gelir. Katsayılar 5'e kadar. Peki A'yı 1 aldım. A1 için B bu sefer hangi değerleri alır? 1 olur, 2 olur, 3 olur mu? Olmaz. Bak niye? Şimdi A1 B1 için o toplam A artı 2B ne gelecek? 3 gelecek. Buraya toplamı yazdım. A1 B2 için bu sefer toplam 5 gelecek. Ama A1 B3 için toplam 7 gelecek olmaz. Şu soruyu soruyorsunuz. Hocam B0 olamaz mıydı? Niye birden başladınız? Hayır. Çünkü B de bir katsayı. O da 1, 2, 3, 4, 5'ten alınıyor. Peki A eşittir 2 için A yerine bu sefer 2 yazdık mı? Yazdık. B1 olsa bu sefer B1 için toplam 4 gelir. Evet var katsayıların içinde. A2 için B bu sefer 2 gelmez canım. Niye? Çünkü bu 2, 2 çarpı 2 4 bu sefer 6 olur. Olmaz. Bak ben nereyi buluyorum şu yanda yazdığım sayılarda? A artı 2 B'yi buluyorum. 3 oldu, 5 oldu, 4 oldu. O zaman benim 3 ihtimali zaten yoktu A'da. Toplam 3 tane polinom yazarım. Mükemmel ötesi bir soru. Toplam 3 tane 5 yıldızlı bir soru. Harika bir soru. İşaretledik. Ne yaptık arkadaşlar? Konuyu iyice kavradık. Geçtik bir sonraki soruya. Şimdi gerçel katsayılı ve 4. dereceden olan bir Px polinomu her x gerçel sayısı için Px eksi 2x büyük eşit 0 eşitsizliği sağlanıyor. P1 2, P2 4, P3 10 olduğuna göre P4 kaçtır? Çok tatlı bir soru. ÖSYM bunu benzerini 2021'de sordu. Şimdi canlarım bir şunu bir kullanalım bak. X yerine 1 yazdığımız zaman P1 ne olur? Sen bunu karşıya göndersen ilk başta şöyle bir yazalım da güzel olsun. PX büyük eşit 2X, P1 büyük eşit 2. Evet zaten 2 geldi. 2 büyük eşit 2. Bak bu bizim için önemli bir şey. Bunu kullanacağız soruda. Bu birincisi. Şimdi 2 yazarsak P2 büyük eşit 4 gelir. Bu zaten 4'tü. 4 büyük eşit 4. Yine aynı şekilde geldi. Bu da yine bir ilişki. Ve P3 büyük eşit 6. 10 büyük eşit 6. Şu ikisinden dolayı bir yorum yapacağız. Bak bu ikisinden dolayı. Peki bir tane doğrumuzu çizelim. Bu doğrumuz kim tabii ki? Y eşittir 2x doğrusu. Hemen gel buraya. Y eşittir 2x doğrusu yaz. Peki senin 1 virgül 2 noktanla 1 virgül 2 bak buradaki 1'e karşılık gelen 2 ile 2 virgül 4 noktası peki şurada olsun o da 2,4 noktası aynı değeri alıyor grafikte. O zaman bunlar birbirine ne olmak zorunda? Teğet olmak zorunda. Yani grafiğin şöyle geldi. Tekrardan böyle geldi ve yukarı çıktı. Peki burası ne? Burası da işte 3,10'a karşılık gelen 10 noktası. Anlaştık mı? Peki 3,10 noktası. Unutmayın
Burada olsaydı, bak şurada olsaydı burası 3,6 noktası ama 3,10 noktası burada bir yerde. Şunlar bizim teğetimiz. Peki şurası biraz kötü oldu ama kusura bakmayın. Peki buradan çıkan sonucum ne? Benim px eksi 2x'imin denklemi şöyle olacak. Bak 1,2 ve 2,4'te teğet olduğu için x eksi, x eksenini 1'de kesmiş. Bunun karesi çarpı x eksi, x eksenini 2'de kesmiş. Bunun karesi. Ve başında tabii ki neyi var? Başta sayısı. Hocam bunlar niye kare oldu? Çift katlı kök her zaman x eksenine teğetti. Burada da y eşittir 2x'e teğet oldukları için, teğet oldukları için çift katlı kök oldu. Peki gerisi 3 yazacağız, 10'a eşitleyeceğiz. 3 yazarsan 10 p3 olur. 10 eksi 6 eşittir a çarpı 3 yazarsan 3 eksi 1 2. Karesi 4. Burası da ne gelecek? 1 gelecek. O zaman 4 eşittir 4a. A buradan kaç gelir? 1. Peki A1. Şimdi geldim şuna. Tabii ki neyi sordu? P4'ü. O zaman 4 yazarsa maviye çevirelim. P4 eksi 8 eşittir. A'yı 1 bulduk, yazmayacağız. 4 eksi 1 3 karesi 9. 4 eksi 2 2 karesi 4. O zaman P4 eksi 8 eşittir 36. Eksi 8'i karşıya tutladım, 44. İşaretledim ve yine mükemmel ötesi yıldızlı bir soruydu. Bak yıldızlı. Harika bir soruydu. Harika ötesi bir soruydu. Ve böylelikle tüm sorularımızı bitirdik arkadaşlar. Ve ne yaptık? Yine tekrar söylüyoruz. Hemen şunu bir geniş sahnemize alalım. Çözülmedik soru bırakmadık. Çözülmedik soru bırakmadık. Her soru çeşidini çözdük. Polinomları zaten komple bitirdik. Bir de bu şeyde videoda böyle birbirinden harika bütün soruları da gösterdim. Lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza önerin. Abone olun. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.